Merhaba arkadaşlar, Edebiyat Hocam kanalına hoş geldiniz. 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. dönem 2. yazılı sorularıyla karşınızdayız. 25 adet testimiz var arkadaşlar. Bu testlerimiz şiir ünitesi ve masal ünitesi ile ilgili. Ayrıca videomuzda yazım yanlışları, noktalama, sözcük türleri ile ilgili özellikle sıfatla ilgili sorular mevcuttur. Hemen sorularımıza bir göz atalım. Evet, 25 soru. Evet arkadaşlar, ilk sorumuzla başlayalım. Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisi için bir örnek yoktur? A. Ek halinde redif. B. Hece ölçüsü. C. Tam uyak. D. Zengin uyak. E. Çapraz uyak. Hemen bakalım arkadaşlar. Ne hasta bekler sabahı, ne taze ölüyü mezar, ne de şeytan bir günahı, seni beklediğim kadar. Önce bir redifine, kafiyesine bakalım. Burada sabah kısmı var. Burada da günah kısmı var. I kısımları neyi sabahı diyoruz, orada da günahı diyoruz. Belirtme ekidir. Yani I kısımları rediftir. Böyle ayıralım. Ah kısımları da arkadaşlar tam kafiye olarak karşımıza çıkmaktadır. Yani tam kafiye vardır. Ayrıca I redif dedik. Bu ek halinde bir rediftir. Bu da gitti. Mezar ve kadar sözcüklerine bakalım. Burada da herhangi bir ek ortaklığı yoktur. Bu yüzden ar kısımları tam kafiye oluşturmaktır. Şimdi çapraz uyak düzeni istiyor bizden. Sabahıyla günahı kendi arasında kafiyeli. Mezar ve kadar kendi arasında kafiyelidir. A, B, A, B şeklindedir. Yani çapraz uyak düzeni vardır. Hece ölçüsüne bakalım. 1, 2, 3 ünlüleri sayıyoruz. 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet, hece ölçüsü de vardır. Doğrudur. Cevabımız Diyarbakır olacaktır. 2. Aşık tarzı halk şiiri nazım biçimleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Koşma var arkadaşlar. Semai var. Varsağı var. Destan var. Cevabımız Adana olacak. Gazel divan edebiyatıdır. Kaside divan edebiyatı. Mesnevi divan edebiyatı. Tuyu divan edebiyatı. Mani anonim halk edebiyatıdır. Bizden aşık istiyor. Koşma aşık edebiyatı. Bu var. Semai var, destan var. Burada maniden dolayı gitti. Türkü anonim halk edebiyatıdır, gitti. Semai var, koşma var. Mani de anonim halk edebiyatıdır, gitti. Gazel divan edebiyatı gitti. Koşma var, semai var, varsağı var. Burada da gazelden dolayı gitti. Cevabımız Adana olacaktır. Üçüncü soru. Dizelerdeki söz sanatları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir diyor. Aramazdık gece mehtabı yüzün parlarken, bir uzak yıldıza benzedi, güneş sen varken. Şimdi güneşi neye benzetmiş? Uzak bir yıldıza benzetmiş. Burada bir teşbih sanatı vardır. Ayrıca şunu söylüyor, aramazdık gece mehtabı yüzün parlarken. Yani yüzünün parlaklığını aydan daha parlak olduğunu söylüyor. Bir abartma yapıyor, mübalağa sanatı vardır burada. Ayrıca gece, mehtap, güneş, yıldız. Bunlar birbiriyle ilgili sözcüklerdir. Yani tenasüp sanatı da vardır. Şimdi baktığımız zaman A teşbih telmih diyor. Telmih hatırlatma sanatı yok. B mübalağa tenasüp, cevabımız burası olacak. Hem mübalağa gördük hem tenasüp. Hüsnü talil güzel nedene bağlama yok arkadaşlar. Mecaz mürsel yok. Mübalağa var ama tecavül-i arif bilip de bilmezlikten gelme yok. Tenasüp var ama tekrir sanatı yoktur. Cevabımız Bursa olacak. 4. Aşağıdakilerin hangisinde sanatlı bir söyleyiş yoktur? Arkadaşlar bu tarz sorularda sanatlı söyleyiş ya da imgeli söyleyiş diyorsa mecaz aramamız lazım. A. Şimdi inciler yağıyor sanki göklerde. İncilerin yağması olabilecek bir durum değil. Yağmuru inciye benzetmiş arkadaşlar. Burada mecazlı bir söyleyiş vardır. Yani sanatlı bir söyleyiş. B. Güneş ıslak ve sarı saçlarını yeryüzünde kurutur. Güneşin ıslak ve sarı saçlarının olması ve kurutması teşhis sanatıdır. Yani burada da yine olabilecek bir durum değildir. Sanatlı bir söyleyiştir. Orada yeni yüzler göreceğim için sevinçliyim. Burada yüzler derken arkadaşlar kişilerden bahsediyor. Yani insanlardan bahsediyor. Mecazi mürsel yapmıştır. Yine sanatlı bir söyleyiş var. Bir bahar akşamı tüm köy uykudayken yola çıktık. Köy uykuya dalmıyor arkadaşlar. Köydeki insanlar dalıyor. Yine mecazi mürsel yapmıştır. Yine burada mecazlı bir söyleyiş, yani sanatlı bir söyleyiş vardır.
Sokaktaki insanlardaki telaş bizi de korkutuyordu. Bu herhangi bir şekilde oluşturulan bir cümledir. Yani sanatlı bir söyleyiş yoktur. Cevabımız Edirne. 5, 6 ve 7. soruyu yukarıdaki şiire göre cevaplayınız. 3 tane soru var burada arkadaşlar. 5, yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A, 11 ile Ece Özsür yazmıştır. Bakalım. 1, 2 ünleri sayıyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Arkadaşlar her zaman 2 tanesini sayın. 2 dizeyi sayın. Emin olun. A, 11 ile Ece Özsür doğrudur arkadaşlar. B, redif vardır diyor. Ela gözlerine kurban olduğum, yüzüne bakmaya doyamadım ben. İbret için gelmiş derler cihana, noktadır benlerin, sayamadım ben. Şimdi doyamadım ben ile sayamadım ben arasında amadım ben kısımları rediftir arkadaşlar. Bunlar aynı eklerdir. Doymak saymaktır, y'ler de yarım kafiyedir. Evet redif vardır, doğrudur. Tam uyak kullanmıştır diyor. Arkadaşlar olduğumla cihana arasında herhangi bir bağ yok. Yani herhangi bir ortaklık yok. Bu yüzden burada redif ya da kafiye olamaz. Buradaysa sadece y kısımlarının yarım kafiye olduğunu söylemiştik. Yani tam kafiye yoktur. D sade bir söyleyiş vardır. Evet sade bir söyleyiş vardır. Bilmediğimiz sözcükler yok. Doğrudur. E teşbih ve hüsnü talih sanatları vardır. Tekrar bakalım. Ela gözlerine kurban olduğum, yüzüne bakmaya doyamadım ben. İbret için gelmiş derler cihana. Noktadır benlerin sayamadım ben. Arkadaşlar noktadır benlerin derken benlerini noktaya benzetmiştir. Evet teşbih vardır. Hüsnü talih sanatı ibret için gelmiş derler cihana. Burada arkadaşlar burada dünyaya gelmesini başka bir nedene bağlamıştır. Güzel bir nedene bağlamıştır. Yani çok güzel olduğunu söylemeye çalışıyor. Evet hüsnü talih de vardır. Cevabımız cihana. 6. Dörtlükte hangi şiir türüne özgü nitelikler ağır basmaktadır? A. Didaktik, öğretici değildi. B. Epik, kahramanlık değildi. C. Satirik, eleştiri değildi, alaya alma değildi. D. Lirik, evet sevgili için söylenmiştir, lirik bir şiirdir. E. Dramatik, tiyatroda kullanılan bir şiir türü değildir. Cevabımız D olacak. Dörtlükte aşağıdakilerden hangisi yoktur diyor. Farklı türde fiilimsiler, ismin yönelme hali, ilgeç, sıfat damlaması, bağlaç. Farklı türde fiilimsiler arayalım. Burada kurban olduğum var, dık dik sıfat fiil. Burada da bakmaya isim fiil vardır. Evet, farklı türde fiilimsiler vardır. B, ismin yönelme hali. Burada gözlerine var, e hali var. Bakmaya yine e hali vardır. Doğrudur, bu da gitti. C, edat istiyor bizden. İçin var arkadaşlar, için edatı kullanmıştır. Bu da doğru, bu da gitti. D diyor sıfat damlaması, sıfat bulmamız lazım. Ela gözleri, nasıl gözler? Ela gözler sıfat damlaması da vardır. Bağlaç, bağlaç aradığımızda bağlacı bulamıyoruz. Cevabımız Edirne olacaktır. 8. soru, dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Karaca olan yine coştu bulandı, inip aşkın deryasına dolandı. Güzel gitti diye Pınar ağladı. Acıdı yüreğim, yandı pınar. Şimdi baktığımız zaman A diyor satirik bir şiir örneğidir. Arkadaşlar satirik şiir örneği alaya alma ya da eleştirmek için yazılan şiirlerdir. Bu lirik bir şiirdir. Aşk üzerine yazılmıştır. Teşhis ve hüsnü talih sanatları vardır diyor. Arkadaşlar pınar ağladı kısmı var. Pınar ağlayamaz. İnsani bir özellik verilmiştir. Yani teşhis kişileştirme yapılmıştır. Aynı zamanda güzel gitti diye pınar ağladı. Aslında pınar suyunu akıtıyor ama güzelin gitmesinden dolayı suyunu akıttığını söylüyor. Bu da aslında güzel bir nedene bağlamaktır. Cevabımız Bursa olacak. Serbest bir şiirdir diyor. Hemen ölçüsüne bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11'li Hece Özsür yazmıştır. Yani serbest bir şiir değildir. D. Tekke tasavvufi şiir geleneğinin izlerini taşır. Arkadaşlar inançlarla ilgili herhangi bir durum yok. İslam'la, Allah'la ilgili bir durum yok. Gitti. E. Anonim halk şiiri örneğidir. Karaca olan diyor. Sanatçısı bellidir. Bu aşık edebiyatı ürünüdür. Anonim halk edebiyatı da değil. Cevabımız Bursa olacaktır. 9. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır? A.
Halk şiirinde şairlerin mahlas almalarına tapşırma denir. Doğrudur arkadaşlar. B. Aruz ölçüsü Türk şiirinin ulusal ölçüsüdür. Yanlıştır arkadaşlar. Aruz ölçüsü Arapların ölçüsüdür. Farslar üzerinden Türklere geçmiştir. Türk şiirinin ulusal ölçüsü hece ölçüsüdür. C. Söyleyici şairin sesini, söyleyişini emanet ettiği kişi veya varlıktır. Evet arkadaşlar, şair söyleyiciye teslim eder şiirini, yazar da anlatıcıya teslim eder. Bu da doğrudur. D. Vezin şiirdeki başlıca ahenk ögelerindendir. Evet, ahenk ögeleri olarak vezin yani ölçü vardır. Kafiye vardır, redif vardır, aliterasyon, asonanslar bunlar ahenk unsurlardır. Yine tekrir yani sözcük tekrarları da ahenk unsurlarıdır. Yani doğrudur. E. Serbest şiirlerde ahenk, vurgu, tonlama, aliterasyon ve asonanslarla sağlanır. Bu da doğrudur. Ölçü olmadığı için arkadaşlar serbest şiirde, bu yüzden ahenk, vurgu, tonlama, aliterasyon ve asonanslarla sağlanır. Doğrudur cevabımız Bursa. 10. Yukarıdaki şiirin teması nedir? Gözlerimde parıltısı bakır bir tasın, kulaklarım komşuların ayak sesinde. Varsın yine bir yudum su veren olmasın, başucumda biri bana su yok desinde. Buraya baktığımız zaman tek başına kalmış bir insandan bahsediyoruz. Çünkü gözlerinde parıltısı bakır bir tasın, kulaklarım komşuların ayak sesinde demek ki tek başına kalmıştır. Yani yalnızlık işlenmiştir. 11. soru, bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Ne yıldızlar kaynaşır gökyüzünde, ne sevdayla dolar taşar gönüller. Bir rüzgar eser ki bıçak gibi, el ayak şişer diyor. Devrik cümlelerle ses akışı sağlanmıştır. Evet, ne yıldızlar kaynaşır gökyüzünde derken burada kaynaşmak yüklemimizdir. Sonda değildir, bu yüzden devriktir. Ne sevdayla dolar taşar gönüller, yine dolar taşar burada yüklemlerimizdir. Bu yüzden evet, devrik cümlelerle bir ses akışı sağlanmıştır. B. Çapraz uyak düzeniyle yazılmıştır diyor. Gökyüzünde A diyoruz. Gönüller B diyoruz. Gibi C diyoruz. Aynı değiller arkadaşlar. El ayak şişer. Bu da bununla aynıdır. Buraya B diyoruz. A, B, C, B düzeni vardır. Çapraz uyak olabilmesi için A, B, A, B olması gerekiyordu. Burada çapraz uyak düzeni yoktur arkadaşlar. İkinci dizede mecaz mürsel vardır diyor. Ne sevdayla dolar taşar gönüller. Burada gönüller derken insanları kastediyor. Yani mecaz mürsel vardır. Üçüncü dizede teşbih sanatından yararlanmıştır. Yani benzetme istiyor. Bir rüzgar eser ki bıçak gibi, rüzgarı bıçağa benzetmiş. Teşbih sanatı vardır. Doğrudur. E. R seslerinin tekrarıyla aliterasyon yapılmıştır. Bakalım. Burada R var. Burada R var. Yine burada R var. Yani ünsüz tekrarı yapılmıştır. Evet, çok fazla R kullanılmıştır. Bu da burada aliterasyonun olduğunu gösteriyor. Doğrudur. Cevabımız Bursa olacak. 12. Parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Ortak zevk ve dil anlayışına sahip şairlerin ortak şekil özelliklerini, ahenk unsurlarını, imge ve temaları kullanarak oluşturduğu şiir anlayışına nokta nokta denir. A. Gelenek, B. Ahenk, C. İmge, D. Zihniyet, E. Biçim. Cevabımız A. Gelenek olacak. Gelenek dediğimiz şey arkadaşlar, divan edebiyatı geleneği, halk edebiyatı geleneği ya da servet-i fünun edebiyatı geleneği diyoruz. Bu aslında ortak zevkler ya da dil anlayışıyla bir araya gelmiş anlayışlar için kullanılmaktadır. Cevabımız A. Gelenek olacaktır. Zihniyet de karıştırmayalım arkadaşlar. Zihniyet o dönemdeki siyasi ya da sosyal durumun edebiyata yansıması ya da edebiyatı etkilemesidir. Örneğin zihniyet olarak toplumcu bir zihniyet olabilir ya da sanata ilgi duyan bir zihniyet olabilir. Gelenek ise ortak zevk ve dil anlayışına sahip şairlerin ortak şekil özelliklerini, ahenk unsurlarını, imge ve temaları kullanarak oluşturduğu şiir anlayışıdır. Cevabımız Adana. 13. soru, masal için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Çoğunlukla tekerleme ile başlayan masalda zaman ve mekan bellidir. Arkadaşlar evet, çoğunlukla tekerleme ile başlıyor ancak zaman ve mekan belli değildir. Uzun bir zaman sonra diyor ki şöyle ifadeler kullanılıyor. Develer tellal iken, pireler berber iken, ben babamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken derken aslında zamanın belirsiz olduğunu, yine mekanın belirsiz olduğunu
anlayabiliyoruz. B masallarda çoğunlukla duyulan geçmiş zaman kullanılır. Yani miş kullanılır. İşte gelmiş, yapmış, etmiş doğrudur. Masalların sonunda iyiler ödüllendirilir, kötüler cezalandırılır. Evet, iyiler hep kazanır, kötülerse hep cezalandırılır. Masallarda zaman zaman olağanüstülükler de rastlanır. Evet, cinlerin, perilerin ya da cücelerin olması ya da zamanın hızlı bir şekilde akması ya da kurdun ağzında olan ninenin çıkarılırken aslında sağ olarak çıkması olabilecek bir şey değildir. Olağanüstülükler vardır. E masallar evrensel bir nitelik taşır. Doğrudur arkadaşlar. Masallar evrenseldir. Destanlar ulusaldır arkadaşlar. Yani bir millete aittir. Ama masallar bir millete ait değildir. Bütün insanlığın ortak ürünüdür. Cevabımız Adana olacak. A yanlıştı. Zaman ve mekan belli değildir. 14. soru. Aşağıdakilerin hangisinde kafiye yoktur? Bakalım. A. Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni, seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni. Arkadaşlar dikkat edin, buraya kadar hep ortaklık var. Bunlar redif. Ş kısımları ise yarım kafiyedir. Yani burada kafiye vardır. Bu bohça duygunun coşkun selidir. İçimi coşturan bahar yelidir. Arkadaşlar burada dir ek fiildir. İ ise İyelik ekidir. Yine burada iyelik eki, dir ek fiildir. Bu yüzden bunlar rediftir. Kalan el kısımları da tam kafiye oluşturmuştur. Burada da kafiye vardır. O gün gelsin şöyle bir yarış olsun da gör. Dünyayı hele sen bir barış olsun da gör. Şimdi olsun da gör kısımları ortaktır. Bunlar redif. Yarış ve barış sözcükleri var. Bunlar kök halindedir. Arış kısımları zengin kafiye oluşturmuştur. Yani kafiye vardır. D. Öpe öpe uyandırdım, şiir yaptım sözcükleri, savaşta kalemime kurşun yaptım sözcükleri. Şimdi yaptım sözcükleri ortaktır. Bunları redif olarak alıyoruz. Kurşun, şiir arasında herhangi bir ortaklık yok. Bu yüzden burada kafiye yoktur. Sadece redif vardır. E. Değirmen değirmen beni de öğüt, ben meyvesiz ağaç yürüyen söğüt. Arkadaşlar burada redif yok. Öğüt, söğüt sözcüğün içinde geçiyor. Yani bir tunç kafiye vardır. Tunç kafiyeler aynı zamanda zengin kafiyedir. Yani tunç kafiye de diyebiliriz. Zengin kafiye de diyebiliriz. Yani kafiye vardır. Cevabımız Diyarbakır. 15. soru. Bu parça aşağıdaki masal bölümlerinden hangisinden alınmıştır? Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalpur zaman içinde, develer tellalken, pireler berberken, ben annemin beşiğini tıngır mıngır sallarken, ülkenin birinde bir kasaba varmış. Bu kasabanın kenar mahallelerindeki bir kulübede çok fakir bir oğlan ile ihtiyar annesi yaşamaktaymış. Arkadaşlar dikkat ederseniz bir varmış bir yokmuş, evvel zaman içinde ile başlıyor. Bu döşeme bölümüdür, yani tekerlemelerin olduğu bölümdür. Ki az önceki sorumuzda zaman ve mekanın belirsiz olmasını aslında develer tellalken, pireler berberken oradan anlıyoruz. Yine bir kasaba herhangi bir kasabadır ya da ülkenin birinde demesi aslında mekanın belirsiz olduğunu gösteriyor. Cevabımız Diyarbakır. 16. Aşağıdaki nazım biçimlerinden hangisi divan şiiri nazım biçimlerinden biri değildir? A. Kaside. Evet, kaside beyitlerle yazılan bir nazım biçimidir. B. Şarkı, dörtlükle yazılmış divan edebiyatı nazım biçimidir. C. Gazel, beyitlerle yazılmış nazım biçimidir divan edebiyatının. Mesnevi yine divan edebiyatının beyitlerle yazılmış nazım biçimidir. Türkü ise anonim halk edebiyatının bentlerle yazılan nazım biçimidir. Cevabımız Edirne. 17. soru. Dizelerde altı çizili kelimelerden hangisi sıfat değildir? Şimdi kuytu ormanlar diyor. Nasıl ormanlar? Kuytu ormanlar sıfattır, niteleme sıfatı. Tenha bağlar, nasıl bağlar? Tenha bağlar yine niteleme sıfatı. İnce dallar, nasıl dallar? İnce dallar yine niteleme sıfatı. Yapraklar sarı, arkadaşlar sarı yapraklar olsa sıfat olur. Ama yapraklar sarı şeklinde ise buradaki sarı isim olarak kullanılmıştır. Geçmiş bu yoldan, hangi yoldan, bu yoldan? Bu da işaret sıfatıdır. Yani D şıkkındaki sarı cevabımız olacak. Sıfat değildir, bir isimdir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru sözcüğü ötekilerden farklı bir türde kullanmıştır? Bakalım.
Ah nasıl bir devirde yaşıyoruz böyle? Burada nasıl sözcüğü soru anlamı katmıştır bakalım. Nasıl bir devir neye sorduk? Bir isme sorduk. O zaman bu bir soru sıfatıdır. B. Şanlı Akıncı ne gün döner yurduna? Arkadaşlar eğer ne sözcüğü hangi anlamında kullanmışsa sıfattır. Niçin anlamında kullanmışsa zarftır. Eğer ikisi de değilse zamirdir. Burada ne gün yani hangi gün anlamında kullanmıştır yani soru sıfatıdır. C. Romandan kaç sayfa okudun dün akşam? Kaç burada soru sözcüğümüzdür. Kaç sayfa isme sorulduğu için yine soru sıfatıdır. D. Hangimiz düşmedik kara sevdaya? Hangimiz burada mesela Ahmet, Mehmet yerine hangimiz mesela biz diyebilirsin buna cevap olarak. Bu bir soru zamiridir. Dikkat edin. Soru zamiri. E. Hangi diziler seni çok etkiledi? Dizi burada isimdir. Hangi diziler isme sorulduğu için bir soru sıfatıdır. Cevabımız D olacak. Bu bir soru zamiridir. 19. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir isim hem nitelenmiş hem de belirtilmiştir? Bakalım. A. O güzelim ormanları kendi eliyle yok etti insanlık. Şimdi nasıl ormanlar? Güzelim ormanlar burada niteleme sıfatı. Hangi ormanlar? O ormanlar bu da belirtme sıfatıdır. Aslında işaret sıfatıdır. Yani belirtme sıfatı olarak geçmektedir. Evet hem nitelenmiş hem belirtilmiş cevabımız Adana. B. Tatlı esen rüzgarda kırlara gittik. Nasıl esen? Tatlı esen niteleme sıfatı. C. Kuşlar geçiyor derken uzaklardan sürü sürü. Burada sıfat yoktur. D. Boylu, poslu, yakışıklı biriydi. Nasıl biriydi? Yakışıklı, nasıl, boylu, poslu sadece nitelenmiş. E. O her zaman olaylara temkinli yaklaşırdı. Her zaman arkadaşlar burada her sözcüğü sıfattır, belirtme sıfatıdır. Bu da gitti. Cevabımız Adana olacaktır. 20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim durum eki yoktur? İsim durum eki dediğimiz hal ekleridir. Yani yönelme hali, e hali, belirtme hali, i hali, bulunma hali, d hali, ayrılma hali, den hali. Hemen bakalım. A. Sana gitme demeyeceğim. Üşüyorsan ceketimi al. Burada sana e yönelme hal ekini almıştır. Yani var. Burada da ceketimi var arkadaşlar. Burada da i belirtme halidir. Ceketim im orada iyelik eki i de belirtmedir. B. Gökova tatilciler için Gözde bir tatil yeri olabilir. Arkadaşlar Gözde tatil yeri buradaki Gözde sözcüğü sıfat olarak kullanmıştır. Oradaki de İsim durum eki değildir. Oradaki de sıfat yapan D'dir. Bu yüzden yapım eki olarak kabul edilmelidir. Yani hal eki değildir. Gitti. Bir tatil yeri dediğimiz onun yeridir. Yani buradaki i de iyelik ekidir. Yani burada isim durum eki yoktur. C. İçinizi ısıtacak sıcacık öykülerle dolu bir kitap bu. İçiniz sizin içiniz burada iyelik eki. Buradaki neyi içinizi belirtme ekidir. Yani belirtme eki var burada. D. Şehrin kalabalığından uzaklaşıp kendini doğaya bırakmalı insan. Burada dan ayrılma hal eki var. Kendini buradaki i de belirtme ekidir. E. Sıradaki şarkıyı senin için tuttum. Şarkıyı ı dediğimiz belirtme ekidir. Neyi şarkıyı diyebiliyoruz. Bu yüzden buradaki ı belirtme ekidir. Cevabımız Bursa olacak. 21. Bu dizelerde aşağıdaki verilenlerden hangisi yoktur? Belgisi sıfat, isim tanımlaması, bulunma hal eki, ilgeç yani edat, işaret sıfatı. Hey gençlik, gençlik, gençlik. Avarelik günleri. Bakın arkadaşlar avarelik günleri, avareliğin günleri diyebiliriz. Yani belirsiz isim tanımlaması vardır. Yani isim tanımlaması var. Ne tatlıdır o yok mu? O dediğimiz günler için kullanmıştır. İşaret zamiridir. Mu burada var arkadaşlar. Bu bir edattır. Soru edatıdır. Gitti. Duymamak yokluğunu dünyada hiçbir şeyin. Arkadaşlar burada hiçbir şey dediğimiz hangi şey? Hiçbir şey belgisiz bir sıfattır. Bu da gitti. Bulunma hal ekiyle işaret sıfatı bize lazım. Dünyada bulunma hal ekidir. Bu da gitti. İşaret sıfatı yok. Buradaki o işaret zamiridir. Dikkat edelim. Cevabımız Edirne. 22. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde DD bağlacı neden sonuç ilişkisi kurmuştur?
A. Amcam çok uğraştı da bir türlü başaramadı. Başaramamasının nedeni çok uğraşması değildir. Burada neden sonuç ilişkisi yok. B. Okuldan dönerken kasaba uğrayıp da gel. Uğrayıp öyle gel anlamında kullanmıştır. Yine neden sonuç ilişkisi değildir. C. İlacını içti de biraz rahatladı. Rahatlaması bir sonuçtur. Rahatlamasının sebebi nedir? İlacını içmesidir. Bu da aslında neden sonuç ilişkisi olduğunu gösterir. Ağladı, ağladı da sonunda sustu. Bir pekiştirme anlamında kullanmıştır. E. Bakkalda ekmek de kalmamış, ekmek dahi anlamında kullanmıştır. Cevabımız C olacak. Burada neden sonuç ilişkisi vardır. 23. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? A. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Arkadaşlar buradaki ki bağlaç olan kidir, yazımı doğrudur. Herhangi bir sıkıntı yok. B. Seninki bu aralar pek gözükmüyor. Ki burada zamir yapan ki senin arkadaşın yerine seninki demiş. Birleşik yazılması doğrudur. C. Şiir çıkmazda çünkü insan çıkmazda. Buradaki dağlar arkadaşlar bulunma halekidir. Bu yüzden bitişik yazılması lazım. Buradaki da yanlıştır. D. Çağ dışı bu görüntüler ne zaman son bulacak? Arkadaşlar iç dış sözcükleri ayrı yazılır. Doğru yazılmıştır burada. Başka da bir sıkıntı olabilecek bir durum yok. E. Sendeki bu kara gözler sendeki gözlerdir arkadaşlar. Bu da sıfat yapan ki'dir. Bitişik yazılması lazım. Doğrudur. Cevabımız Ceyhan olacaktır. 24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül eş görevli sözcükleri ayırmak için kullanmıştır? A. Birçok yazın türünde, özellikle romanda, yetkin örnekler vermiş bir sanatçıydı. Arkadaşlar özellikle romanda burada ara sözdür. Ara sözden arasında virgül kullanmıştır. İsterse iki tane virgül, isterse iki tane kısa çizgi kullanır. Eş görevli sözcük değil, ara sözleri ve ara cümleleri ayırmak için kullanmıştır. B. Namık Kemal Tanzimat döneminin en gür sesli vatan şairidir. Özneyi ayırmak için kullanmıştır. Gitti. C. Milli Edebiyat Akımı kendinden önceki Servet Fünun ve Fecaiat edebiyatlarına bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Yüklemden uzak kalmış özneyi ayırmak için kullanmıştır. D. Kalabalıktan biri yaşlı bir adam elini kaldırdı. Burada yaşlı bir adam ara sözdür. Ara sözlerin arasında kullanılmıştır. Bu da gitti. Derinlikli, akıcı ve özgün üslubuyla adından sıkça söz ettiren bir yazardı. Derinlikli üslup, akıcı üslup, özgün üslup. Bunlar eş görevli, hepsi sıfattır. Eş görevli sözcükleri ayırmak için virgül kullanmıştır. Cevabımız Edirne. 25. Aşağıdakilerden hangisinde doğru sözcüğü edat görevinde kullanmıştır? Eğer E doğru şeklinde kullanmışsa edattır arkadaşlar. Bakalım. A. Doğru işlerin peşine koşmalısın. Nasıl işler? Doğru işler sıfattır. Bir isme soruldu. B. Doğru söyleyeni 9 köyden kovarlarmış. Söyleyen fiilimsidir. Nasıl söyleyen? Doğru söyleyen. Eğer bir fiilimsiye nasıl sorusunu soruyorsan bu bir zarftır. C. Adam hızla bana doğru geliyordu. Dikkat edin. E doğru kısmı var. Bir yönelme durumu var. Evet bu bir edattır. D. Doğru toplumdan topluma değişen bir kavramdır. Burada doğru isim olarak kullanmıştır. E. Doğru iz peşinde olduğumuzdan emin misiniz? Nasıl iz? Doğru iz. Bu da sıfat olarak kullanmıştır. İz isimdir. Bu da sıfattır. Cevabımız Ceyhan olacak. Arkadaşlar testlerimizi bitirdik. Klasik sorularımızdan hazırladığımız videomuzu da izlemenizi tavsiye ediyorum. Umarım faydalı olur. Soruları videonun açıklama kısmına ekliyorum. Oradan indirip kendiniz de çözün. Umarım faydalı olur. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.